Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Wattpad uygulamasını inceleyeceğiz. Uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza bu ekran geliyor. Uygulamanın ne olduğundan biraz bahsedeyim öncelikle. Wattpad bir e-kitap okuma uygulaması. Aslında bu bir web sitesiydi. Uygulaması daha sonra çıktı. Ancak uygulaması web sitesine göre daha kullanışlı diyebiliriz. Çünkü hani okulda, otobüste, metroda istediğiniz yerde okuyabiliyorsunuz hikayeleri. E-kitap uygulaması deyince aslında bir roman vesaire gibi algılamayın. Biraz daha hikaye üzerine kurulmuş bir e-kitap uygulaması. Wattpad'de birçok tarzda hikayeler bulabiliyorsunuz. İşte bilim kurgu, fantastik, işte polisiye, komedi gibisinden. Bir de en meşhuru bunlarda fan fiction diye bir olay var. Yani hayran kurgu. İşte birisi yazıyor, şunlar şöyle şöyle anılarım var vesaire gibisinden hikaye sallıyor. Ve bu hikayeler genelde One Direction ve Justin Bieber'la ilgili oluyor. Artık nasıl bir şey olduğunu siz tahmin edersiniz. Wattpad'in özelliklerini saymaya başlamadan önce bence hani bir diğer güzel özelliği de burada siz de hikaye yazabiliyorsunuz. Eğer bir güzel hikayem var ve bunu bir sürü insanı duyuramam, hani böyle bir çevrem yok diyorsanız Wattpad tam size göre diyebilirim aslında. Uygulamaya yazdığınız hikayeleri burada milyonlar okuyabiliyor. Eğer güzelse hatta bayağı bir hayran kitleniz oluyor sizin de. Şimdi şöyle nasıl kullanıldığına biraz bakalım. Uygulamayı ilk açtığımız zaman bizden bir üyelik almamızı istiyor. Dilerseniz uygulama üzerinden alıyorsunuz bu üyeliği. Dilerseniz de Facebook'unuzda bağlanabiliyorsunuz. Biz üyeliği direkt kendi uygulamanın içinden aldık. İşte bize ilk başta soruyor ne tarzda hikayeler seviyorsunuz diye. İşte bilim kurgu, fantastik vesaire gibi seçimler yapıyoruz. Ona göre kitaplar getiriyor karşımıza. Oradan da seçmeler yaptım işte ben yurttaki psikopat falan diye böyle. Şöyle bir açalım. İkinci bölümdeymişim. Ve ilk açtığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. İşte burada hikaye var gördüğünüz gibi. Bölüm 1. Hikayeler gördüğünüz gibi biraz genelde kısa oluyor. Çok uzun hikayeler bulamıyoruz burada. Diğer bölümü yazdıysa eğer şöyle kaydırarak geçiyoruz. Birinci bölüm bittikten sonra dilersek yorum yapabiliyoruz, oylayabiliyoruz veya bunu çeşitli sosyal ağlarda paylaşabiliyoruz. Aynı zamanda burada yazarı görüyoruz. Onun dışında alt tarafta da bu hikayeyi beğenenlerin beğendiği diğer hikayeleri görebiliyoruz. İşte hani bunu beğendiyseniz bunları da beğenebilirsiniz gibisinden tavsiyeler geliyor. Bu bölüm bitti. İkinci bölüme geçmek için şu şekilde kaydırmaya devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi aynı işte oylamayla ilgili şeyler geliyor karşımıza. Gördüğünüz gibi 3. bölümü de yazmış. 3. bölümden sonra yeni bölüm olmadığı için şöyle alt tarafa devam edecek demiş. Artık o yazarın inisiyatifine kalmış. Böyle beğenilirse yazar da herhalde gaza gelip yazmaya devam eder. Okuma kısmı böyle. Okuma kısmında göstermek istediğim bir yer daha var. Şurası. Burada çeşitli ayarlar var okuma ile ilgili. İşte mesela siyah üzerine beyaz font gibi. Bu gözünüzü yoruyorsa şöyle de yapabilirsiniz. Ya da şöyle hafif daha sarımtırak bir rengi ulaştırabilirsiniz. Alt tarafından fontu seçiyorsunuz. Şu A eksi ve artı butonundan zaten tahmin edileceği üzere fontu büyütüp küçültüyorsunuz. Ve burada da parlaklığı ayarlıyoruz. Onun dışında şöyle bastığımız zaman A'nın yanındaki düğmeye burada diğer bölümlere hızlıca ulaşmamızı sağlayan bir menü geliyor. Bunu da çekelim. Aynı zamanda şöyle de bir şey var uygulamada. Şu alt tarafta YouTube'daki doldurma barı gibi bir mantık var. Buradan bunu böyle kaydırdığımız zaman gördüğünüz gibi aşağıya doğru kayıyor hikaye. Böyle de bir seçenek koymuşlar. Dilerseniz bu şekilde de okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada diğer ayarlar kısmında otomatik okuma modu var. İşte yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyor böyle. Buradan altından hızını ayarlıyorsunuz. Kullandıkça alışacaksınız onlara. Şurası aslında ana sayfası gibi diyebiliriz. Burada kütüphanemizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi bizim daha önce eklediğimiz kitaplar burada çıkıyor. Dilersek şuradaki artı butonundan işte hani keşfederek ya da arayarak farklı kitaplara ulaşabiliyoruz. Onun dışında haber akışı diye bir bölüm var. Burada işte mesela bizim eklediğimiz arkadaşlarımızın hani bize önerileri geliyor ya da onların yaptığı şeyler geliyor. Aynı Facebook duvar mantığında şu an bizim hiç arkadaşımız olmadığı için bize önerileri sadece Wattpad yapıyor. Onun dışında keşfet düğmesi var. Keşfette de yine arama mantığına benzer bir şeyler var. Burada böyle öne çıkan hikayeleri görüyoruz ve onları seçip okuyabiliyoruz. Okuma listeleri var. Buraya okuma listeleri yapıp aynı hani şarkı listesi yaparız ya telefonumuza falan. Onun mantığında bir liste oluşturabiliyoruz burada. Burası İngilizce kalmış. Oluştur dediğimiz kısım işte hani uygulamayı güzel yapan taraflardan birisi. Bir içinde yazar cevheri yatan insanların mutlaka bakması gereken kısım. Burada bir hikaye oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve bu hikayeyi gerçekten de
çok fazla insanla paylaşabiliyoruz. Bu çünkü internette de olan bir uygulama. Esas web sitesiydi. Daha sonra uygulamaları çıktı. Hani bu Apple'da var, yeri gelmişken söyleyelim. Android'de var, Windows Phone'da yok. Hani birçok insana hikayenizi ulaştırabilirsiniz bu şekilde. Buradan da çıkalım. İşte arkadaşlarını davet et ve ayarlar kısmı var. Bakıyoruz ayarlarda işte hesapla alakalı şeyler var. Buradan dili değiştirebiliyoruz. Ben ilk açtığımda İngilizce çıktı ne hikmetse. Buradan gelip dili değiştirdim. Gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği de var. Kısaca özetlemek gerekirse Wattpad güzel bir hikaye okuma veya hikaye yazma uygulaması diyebiliriz. Tekrar ediyorum, Windows Phone'da yok. Apple ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com adresine girmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.